Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyuncu ekipmanı ile birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Red Switch'li bir mekanik klavye. Altekin ALGK8404 Red Switch'li mekanik klavyesini sizler için inceleyeceğiz. Son zamanlarda oyuncu ekipmanlarına olan ilgi bir hayli arttı. Bunun en temel sebebinin ise Valorant, CSGO ve LoL gibi oyunlara e-spor turnuvalarında gösterilen rağbet bir hayli ilgi görüyor bildiğiniz gibi ve herkes de bu yüzden oyun odaklı ekipmanlara olan ilgi arttı. Çünkü az sonra inceleyeceğimiz Altekin mekanik klavyesi oyun hissiyatı tarafında bize maksimum sunmayı amaçlıyor hem de uygun fiyata. Dilerseniz fazla uzatmadan klavyemizin tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. İlk olarak alüminyum bir gövdeyle geldiğini belirtelim. Daha sonra tasarım ayrıntılarını incelediğimizde ise numerik bir tuş hanesinin olmadığını görüyoruz. Zaten genellikle oyun ekipmanlarında numerik tarafa pek de ihtiyacımız olmuyor. Çünkü bir oyun klavyesinde oyuncuların asıl istediği şey tuşlara basış hissiyatı, gecikme ve konfor gibi sebepler oluyor. Bu yüzden söz konusu klavyede numerik tarafın eksik olmasının herhangi bir eksi puan yaratmadığını söyleyebiliriz. Çünkü piyasadaki modellerde de zaten kullanılabilirlik tarafında asıl amaçlanan şeyin numerik değil, konfor olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber zaten çoğu e-sporcunun klavyeyi biraz daha monitörün yanına, hatta monitörün önüne alarak daha kolay bir oyun hissiyatı, yani monitöre daha yakın olmayı amaçladıklarını da biliyoruz. Bu yüzden çok büyük bir klavyeyi monitörün arkasına taşımaktansa daha hafif ve daha küçük bir klavyeyi kullanmak bu konuda daha mantıklı olacaktır. Fakat daha küçük bir klavye derken yanlış anlamayın, çünkü normal klavye boyutlarında bir klavye bizleri karşılıyor. Sadece eksik olan taraf numerik. Bununla beraber tasarım ayrıntılarına devam edelim. Bilek desteğini sağlamak için arka tarafında yükseltmeler yer alıyor. Fakat bu arka taraftaki yükseltmeler ne yazık ki tek kademeli. Şu anda detaylarda da görüyorsunuz. Zaten kolaylıkla açılır ve kapanır bir yapıya sahip. Bunun yanı sıra klavyenin dört köşesinde zemine tutunmak için kaydırmaz silikonlar yer alıyor. Bu kaydırmaz silikonlar sayesinde ise masanın üzerine ya da mouse dinizin üstüne koyduğunuz zaman klavyenizin kaymamasını sağlıyor. Bu da ekstrem durumlarda oyun oynarken klavyenin kaymayıp rahatlıkla oyun oynayabilmenizi sağlıyor. Bununla beraber klavyede 150 santimlik, yani 1,5 metrelik bir örgü kablo yer alıyor. Burada örgü bir kabloya sahip olmasının önemli bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü masanın arkasından kasaya götürürken ya da laptopunuza bağlarken masa üzerinde yapacağınız işlevlerde zarar görme olasılığı muhtemel oluyor. Veya klavyenin yerini zamanla çok değiştirirseniz bu kabloda zamanla hasar meydana gelebiliyor. Fakat olası bir durumda, diyelim bilgisayarınızda ya da kasanız bu kablonun üstüne geldi, zarar görmeyecek bir kablo olduğunu söyleyebiliriz size. Bu yüzden örgü kablonun avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Altek'te ALGK8404 modelinde bizler için örgü kablo tercih etmiş. 1,5 metrenin gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım ayrıntılarıyla devam edecek olursak alüminyum bir gövdeye sahip olduğunu söylemiştik. Bununla beraber 87 adet tuş bulunuyor klavyemizde ve Red Switch'li bir yapıya sahip. Red Switch nedir peki? Red Switch, Blue Switch'e göre biraz daha sessiz bir tuş modeli. Yani klavyeyi kullanırken eğer odanızda, kullandığınız yerde rahatsız olabileceğini düşündüğünüz herhangi birisi varsa Blue Switch'e göre daha da az bir ses çıkartıyor. Bu yüzden Red Switch'li olmasının bana göre bir artı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki Blue Switch'i de tercih edebilirsiniz. Yani bu modelin Blue Switch'li varyantı da var. Fakat Red Switch benim daha çok hoşuma gidiyor. İsterseniz hemen bir sesini dinleyelim. Evet, klavyemizin tuş sesi de bu şekildeydi. Bununla beraber oyunda bize destek sağlayacak game modu da yer alıyor. Peki nedir bu oyun modu? Oyun oynarken yanlışlıkla Windows tuşuna basmanızı engelliyor. Yani Fn tuşuna basılı tutup Windows logosuna bastığınız zaman game mod açılıyor. Bu şekilde örneğin bir oyun oynuyorsunuz ve o sırada Ctrl, Alt veya Space gibi tuşlara basmanız gerekirken yanlışlıkla Windows tuşuna bastığınız takdirde Windows penceresi açılmıyor. Bu da bizim yanlışlıkla tuşlara bastığımızda açılacak olan Windows penceresinin engellemesi
engellenmesini sağlıyor. Bunun da bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi geldik Altek ALGK8404 modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Altek ALGK8404 modeli red switchli bir yapıya sahip. Bilek desteği sayesinde kolay kullanım sağlıyor. 87 tane tuşa sahip olan model 1,5 metrelik örgü kablo ile geliyor. 703 gramlık bir ağırlığı olduğunu ve ışıklı bir aydınlatma sistemine sahip olduğunu da belirtelim. 60 milyon kez tuşa basım ömrü de yer alıyor. Evet, şimdi geldik kullanıcı deneyimine. Yaklaşık 1,5 haftadır falan bu klavyeyi kullanıyorum ben ve genellikle FPS türü oyunlarda bu klavyeyi kullandığımı, yani aktif olarak Q, W, E, R, 1, 2, 3 tuşlarını aktif olarak kullandığımı söyleyebilirim. Ve bu süreç içerisinde herhangi bir zorluk yaşamadım klavyeye alışma konusunda. Sanki uzun süredir kullandığım bir klavyeymiş gibi hissettim. Yani yazı yazdığım, oyun içerisinde birileriyle iletişim kurduğum süreçte bile tuşlara basma konusunda yanlış tuşlara bastığım falan olmadı. Ayrıca mekanik hissiyatında bir hayli başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tuş sesi konusunda da aşırı rahatsız edici bir sesi yok. Zaten red switchli klavyelerle hemen hemen aynı sesi çıkartıyor. Bu yüzden beklentileri fiyatına göre karşılayan bir klavye olduğunu söyleyebiliriz. Peki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Ben bu klavyeyi nasıl temizleyeceğim? Normalde bu her klavyede yok, fakat Altek kutu içerisinde klavyenin üzerindeki tuşları çıkartabilmemiz için bir anahtar getirmiş. Yani klavyenin tuşlarını bu aparat sayesinde, bu anahtar sayesinde kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Bu sayede temizliği de sağlayabilirsiniz. Temizliği nasıl yapabilirsiniz? Hava üfleyerek yapabilirsiniz. Sakız kullanabilirsiniz veya slime gibi şeyler var klavyeyi temizlemek için. Bunları satın alabilirsiniz. Ben genellikle hava üfleyerek temizliyorum. Zaten çok da kirli kullanan birisi değilim. Fakat yaz aylarında camı açtığım zaman çok toz oluyor. Bunun gibi durumlarda 2-3 haftada bir falan klavyeyi temizlemek mantıklı olacaktır. Çünkü hangi marka olursa olsun, hangi segmentte olursa olsun, uzun bir süre temizlemediğiniz takdirde klavyede bazı sorunlar oluşabiliyor. Aynı tuşu 2 kere basma veya basılı kalma gibi sorunlar. Bu yüzden düzenli olarak klavyenizi temizlemenizi öneriyorum. Klavyenin kağıt üzerinde 60 milyon basıma kadar desteklendiğini söylemiştik. Yani uzun ömürlü bir klavye olduğunu söyleyebiliriz. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir klavye olarak karşımıza çıkıyor. Ve piyasadaki mekanik klavyelerde şöyle bir sorun var. Çok ağır oluyor arkadaşlar. 1,5 kiloya falan çıkabiliyor. Fakat Altek'in ALGK8404 modeli 700 gramlık bir ağırlığa sahip. Yani bence yeterli. Daha ağır olması sıkıntı yaşatabilirdi. Fakat çok da ağır olmayan bir klavye olduğunu söyleyebiliriz. İncelememizin yavaş yavaş sonuna gelirken fiyat tarafına geçelim isterseniz. Şu anda farklı sitelere bağlı olarak 600-650 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Şu anda piyasadaki Blue Switch, Red Switch mekanik klavyelere baktığımızda en ucuz markaların dahi 750-800 TL'lik bir fiyatlarıyla karşımıza çıktığını görüyorduk. Tabii ki daha ucuza da modeller var, yani onları da test edebilirsiniz. Fakat biraz da klavyeden beklentilerinize göre bu durum değişebilir. Yani ben gereksiz yer kaplayan klavyeler istemiyorum ve Red Switch olmasını istiyorum. Numerik kısmı olmadığı için bu klavyeyi tercih ettim. Aynı zamanda Red Switch hissiyatında beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde klavye hakkında daha fazla test yapacağız. Eğer kafanıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Biz de sizler için kafanıza takılan her şeyi yanıtlamaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.